Efendim selamlar. Buraya Resident Evil Village incelemesi izlemek için geldiniz ama şöyle ufak bir durum var onu belirtmek istiyorum. Bu incelemeyi kurgularken bana bazı Resident Evil 4 görüntüleri lazım oldu. Ben de oyuna girip şöyle ufak birazcık görüntü alayım vesaire dedim. Sonra kendimi bir kaptırdım oyunu bitirene kadar oynadım. Ve bunca uzun yıldan sonra oyunu tekrar oynayınca fark ettiğim bazı detaylar var. Onlar da çünkü... Resident Evil Village ile Resident Evil 4 birbirlerine korkunç seviyede benzer iki oyun. Ve burada bahsettiğim şey sadece iki oyunun da aynı konsepte sahip olması işte köydür, külttür, zarttır, zuttur bunlar değil. Oyunun aynı zamanda sistemsel ve mekaniksel olarak da birbirine ne kadar benzedikleri. İnceleme içerisinde Village için yaptığım pek çok eleştiri aynı şekilde tamamen Resident Evil 4 için de geçerli. Ya burada ilginç bir durum var ben Resident Evil Village incelerken bir yandan Resident Evil 4'ü de incelemişim gibi bir şey oluyor. Resident Evil 4'ü incele diye bağıran arkadaşlar sizlere bunu iletmek istiyorum. Bu incelemeyi direkt olarak Resident Evil 4 incelemesi olarak da baz alabilirsiniz. Hadi başlayalım. 2017'den bu yana tam tamına 4 tane Resident Evil oyunu çıktı. Bu neredeyse her yıla bir tane Resident Evil oyunu demek. Ve bu tarz yıllık çıkan oyunların kaderinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Baştan sağma, tembelce hazırlanmış, içi boş yapımlar. Örnek vermeme bile gerek yok. Neden bahsettiğimi çok iyi biliyorsunuz. Ancak konu Resident Evil olduğunda bu 4 oyundan sadece bir tanesi biraz önce belirttiğim sıfatları hak ediyor. Geri kalan oyunların ikisi Resident Evil formülünü günümüz standartlarına göre harika şekilde inova ederken bu videonun konusu olan Resident Evil Village ise her ne kadar kaliteli olsa da henüz iskelet formundaki 7'nin dizaynını alıp ete kemiğe büründürerek nefis bir iş çıkarmış ortaya. Resident Evil 3 remake hayal kırıklığından sonra Capcom'un üst üste elde ettiği başarılarla bir popo kalkıklığı yaşadığı ve 2 remake ve 7'ye gösterdikleri özveriyi sonraki oyunlarda göstermeyecekleri tarzında korkularım vardı ama neyse ki şimdilik ortada öyle bir durum yok. Resident Evil gümbür gümbür geri dönmüş durumda ve hatta kendi oynadıklarım içerisinde favorimin bu olduğunu bile söyleyebilirim. Ama bu söylemin büyük bir Resident Evil hayranından gelmediğini de belirtmek isterim. Daha önce de belirttiğim gibi seriyi sevmekle beraber PlayStation 1 ve PlayStation 2 dönemlerinde yeterli cesaretim olmadığından Resident Evil'da dahil tüm korku oyunlarından uzak durdum. Oynamışlığım vardı ama hiçbirini bitirecek cesarete sahip olamamıştım. Resident Evil 4 hariç tabii ki. Onun cazibesine ben bile karşı koyamamış PlayStation 2'ye çıktığı dönemde oynayıp bitirmiştim. O noktadan itibaren de çıkan tüm ana Resident Evil oyunlarını oynadım. Köklü bir hayran değilim orası kesin. Orijinal üçlemeyi, isminin sonunda herhangi bir sayı yazmayan ara oyunları vesaire oynamamış bir Resident Evil oyuncusu olarak Village tüm seride en çok keyif aldığım yapım oldu. Ki artık bu oyunla beraber ana oyunlarda da sayı yazmayacak herhalde. Malum şu 7. oyun ile başlayan sayıyı logonun içine gizleme muhabbeti bunda da var ama o oyun resmi olarak Resident Evil 7 diye geçerken Village'da bu durum söz konusu değil. Oyunun resmi ismi Resident Evil Village. Resident Evil 8 2. üst üste Village değil. Direkt Village. Böyle olunca da insan şunu sorgulamaya başlıyor tabi. Acaba oyunun konseptini bu kelime içine Roma rakamı gizleme muhabbetine göre mi karar veriyorlar yoksa sadece tesadüf yani 7 sayısını direkt Resident Evil içine yedirmek zekiceydi. Ama sonrasında Village isminde 8'i görünce suratımda alaycı bir gülümseme belirmedi desem yalın olur. Biraz zorlama gibiydi hani. Ve işte ben de diyorum ki hani bu oyun geliştirilmeye başlanmadan önce Capcom oturdu ve Roma rakamı ile 8'i yedirebildiğimiz hangi kelimeler var diye teker teker bakıp Village'i bulduktan sonra ha tamam bu işte 8 rakamı giriyor. Tamam oyunun konsepti köy o zaman mı dedi. Yoksa Village isminin 8'i barındırıyor oluşu sadece bir tesadüf müydü? Peki ya bir sonraki oyun ismi ne oldu? olacaktı o zaman. Artık 9'a geldiğimize göre V harfinden kurtulunup I ve X'in yan yana geldiği bir şey uydurmak gerekecek. Resident Evil Crux Fiction mesela veya Resident Evil Phoenix. Yani aklıma gelen tek mantıklı isimler bunlar. Yoksa Resident Evil Remix falan da uyuyor ama serinin temasına pek gitmez. Siz ne dersiniz? 9. oyunda bu muhabbet devam eder mi? Ederse eğer şu iki ismi unutmayın ve bunlardan biri doğru çıkarsa beni bulup bir helal olsun deyin bir zahmet. Neyse bu incelemeyi uzun tutmaya hiç niyetim yok diyeceğim ama gene bulacak 35-40 dakikayı. O yüzden daha fazla vakit kaybetmeden direkt girişelim Village incelemeye. Village Resident Evil 7'nin 3 yıl sonrasında geçiyor. Baker çiftliğinden canlı kurtulmaya başaran Ethan ve Mia Winters başlarından geçen korkunç olaylara girdi bırakmak ve yeni bir hayata başlamak için Avrupa'ya taşınmış, hatta üzerine bir de çocukları olmuştur. İkinin arasında bazı iletişim problemleri olsa da kızları Rose'un varlığının da etkisiyle huzurlu sayılabilecek bir hayatları vardır. Ancak bu bir Resident Evil oyundur ve kötü bir şeyler olmak zorundadır. Ethan ve Mia evlerinde bir anda saldırıya uğrar. Ve ne kadar şaşırtıcıdır ki bu saldırıyı yürüten kişi Chris Redfield'ın ta kendisidir. Chris Mia'nın üzerine bir şarjör boşalttıktan sonra Rose'u alıp Ethan'ı bayıldır. Ethan tekrar uyandığında kendini Lycan'lar adındaki korkunç canavarlarla dolu harabeye dönmüş bir köyde bulur. Ethan bu köye nasıl gelmiştir? Chris neden Mia'yı öldürmüştür ve Rose nerededir? Bu soruların cevabını öğrenebilmek için Ethan'ın öncelikle her köşesi ayrı bir tehlikeyle dolu bu köyden çıkması gerekmektedir. Spoiler vermeden en temiz haliyle hikayenin özeti bu diyebiliriz. Bir Doğu Avrupa köyündesin. Neden buradasın bilmiyorsun. Etraf yaratık kaynıyor. İyi şanslar reis. İnşallah hayatta kalırsın. Resident Evil oyunlarıyla ilgili aklımda en az kalan şey hikayeler olur genelde. Karakterler kişiliksiz denecek kadar boş olmasalar da onları belirgin kılan hiçbir özelliğe sahip olmazlar. Hani stereotip diyecek kadar bile kişilik sunmazlar çoğu zaman. Serinin en popüler karakterleri olan Leon S. Kennedy ve Chris Redfield'ın kişilik olarak birbirinden ne farkı var diye kendime sorduğumda bir cevap bulamıyorum örneğin. Resident Evil ana karakterleri Call of Duty ana karakterleri gibilerdir. Var olduklarını bilirsin ama varlıklarına bir anlam yükleyemezsin. Konu olay örgüsü olduğunda da yine durum bundan pek farklı değildir. Klişedir. Çoğu zaman hikayenin nereye varacağı daha giriş kısımlarından bellidir ve oyun bazı sürpriz denemelerinde bulunsa bile genelde pek de başarılı olamaz. Tıpkı Half-Life incelememde bahsettiğim gibi olay örgüsü genelde karakteri bir lokasyondan diğerine götürmek için kullanılan bir maşadan ibarettir. Ha, arka planda gelişip büyüyen bir lore her zaman mevcuttur ama ana senaryoda de pek değinilmez ve etraftan bulunan notlar aracılığıyla falan öğrenilir. İşin en üzücü kısmı da budur çünkü gerçekten de hikayenin en ilginç yönleri hep bu yazılı yan materyallerde gizlidir. Hatta onlar olmadan hikayede olup biten pek çok şey yabancı kalacağın gibi oyunda savaştığın kötü karakterlerin ne olduklarını ve neye amaçladıklarını bile anlayamaz sadece öyle önüne çıktıkları için öldürür geçersin. İşte Village hikayesi anlamda tüm bu saydığın falsoları aynen barınır ama serinin önceki oyunlarına kıyasla Village'da garip bir hava var. Sanki böyle devamlılığa ciddi bir çaba harcanmış gibi. Ethan Winters karakteri Resident Evil franchise'ına 7. oyun ile girdi ve şu ana kadarki alışkın olduğumuz Resident Evil karakterlerinden biraz farklıydı. Son yıllardaki oyunların hepsinde biyo tehditlerle savaşmada uzman silah kullanma eğitimi almış falan karakterleri yönetiyorduk. Biz oyuncular olarak ne kadar korkmak istesek de Bedes aksiyon filmi yıldızı karakterlerimiz biz bunları çok gördük yani havasında takıldıklarından en korkunç durumlarda bile çaresiz hissetmiyorduk. Ethan ise yepyeni temiz bir sayfaydı. O bir biyo tehdit uzmanı veya keskin nişancı değildi. O sadece karısını bulmaya çalışan sıradan bir adamın tekiydi. Ve bu yüzden de Ethan Baker çiftliğinde ne olduğunu anlayamadığı bir tehditle karşı karşıya geldiğinde onun çaresizliğini kökümüze kadar hissedebilmiştik. Ethan derin veya ilginç bir karakter değildi. Ama Resident Evil'a korkuyu geri getirebilmek için ideal karakterdi. 7'nin başarısından sonra serinin Chris, Leon, Jill, Claire gibi ikonikleşmiş karakterler yerine her oyunda yeni bir çaresiz karakterle neredeyse antoloji kafasına... Da ilerleyeceğini tahmin ediyordum ben. Remake'ler ve ara oyunlar aracılığıyla hayranlar bu karakterleri yine kavuşacaktı ama asıl devam oyunları 7'nin yolundan gider diye düşünüyordum. Village'ın ana karakterinin yine Ethan olduğunu görünce şaşırdığımı tahmin edebilirsiniz. Geçen oyunda kayıp karısını arayan Ethan bu sefer de kayıp bebeğini arıyordu yani öyle mi? Üstelik de alakasız bir Doğu Avrupa köyünde. Yani Ethan Winters kadar sıradan bir herife önce Baker çiftliği Malt vakasını hem de Doğu Avrupa köyü Lycan vakasını bağlayacaklardı? Bu hem karakterin hem de senaryonun inandırıcılığını epey zora sokuyordu benim gözümde. Ethan'ın hikayesi 7 ile bitmişti işte ne gerek vardı tekrar onu kullanmaya diye düşünüyordum. Ve sonra Village oynayınca gördüm ki yanılıyormuşum. Ethan Winters'ın hikayesinde hala anlatılacak bir varmış. Village bu karakterin hikayesini inandırıcı şekilde devam ettirmekle kalmıyor. 7'den kalan bir sürü senaryo boşluğunu doldurarak iki oyunu hiç de fena olmayan bir şekilde bağlıyor. Hatta o kadar pürüzsüz şekilde bağlıyor ki ulan 7'nin hikayesini harbiden Village'i düşünerek mi yazdılar acaba? Yani tüm o boşluklar falan planlı programlı mıydı? diye sordurttu bana. Konu Resident Evil olduğunda Capcom'un senaryo babında çok da kasmadığını ve hikayeyi kafasına göre oyundan oyuna konladığını düşününce sadece bir seferliğinde olsa ileriye dönük plan yapmış olmaları ihtimali şaşırtıcı geliyor. Valla arka planı ne döndü bilmiyorum. Ama Resident Evil 7 ve Village birbirlerine epey bağlı oyunlar. Village oynayacak insan eğer hikayesini anlamak istiyorsa öncesinde kesinlikle 7'yi oynamalı. Ha sadece Ethan'ın hikayesini değil de bu oyunun Resident Evil lore'una kattıklarını öğrenmek istiyorsa o zaman sadece 7'yi oynamak yeterli olmaz tabii ki. Epey geriye gitmek lazım onun için. Çünkü bu oyunda öğrendiğimiz bazı bilgiler baya baya Resident Evil evrenin temellerini oluşturan nitelikte şeyler. Yani her şeyin nasıl başladığını öğreniyoruz desem abartmış olmam. Bu sefer 7. oyundaki gibi böyle daha ufak daha kompakt bir hikaye yok elimizde. Village o dev skala dünyanın tehlikede olduğu hikayelerden. Konu epiklik olduğunda Village'ın 7'den kat be kat daha epik bir oyun olduğuna şüphe yok. Ama ne yalan söyleyeyim 7'nin o kendi içerisinde tutarlı küçük çaptaki ferahlatıcı hikayesini de özlemiyor değilim. Sürekli olarak daha büyük kötü güçlere bağlanan Resident Evil evreni içerisinde global tetler olmadan da ilgi çekici hikayeler anlatılabileceğinin kanıtıydı 7. oyun. Şimdi döndük yine tüm insanı tetleden kadın bir kötülük hikayesine. Yani kötü hikaye değil. Sadece 7'den farklı bir şekilde iyi. Ya tüm bir yine bir odadaki birkaç parça kağıtta saklı olması epey sinir bozucu Hatırlar mısınız bilmem 7. oyunun tamamını ne oluyor lan diye oynadıktan sonra bir odaya giriyordunuz ve tüm arka plan hikayesi o odanın içerisindeki belgelerde resimlerde falan açıklanıyordu. Gizemin parçalarını olay örgüsünün içine böyle zekice yedirip yavaş yavaş oyuncunun zihninde birleşecek şekilde sunmak varken ha hani sen tüm oyun boyunca Fransızdın ya al oku şunu şimdi anlayacaksın her şeyi diyorlardı. Village'da da bu durum maalesef aynı. O bahsettiğim Resident Evil lore'unun temeline inme falan muhabbetleri. Hem 7. oyunu hem Village'i birbirine bağlayan arka plan hikayesinin hepsi yine bir odadaki belgelerde belgelerle açıklanıyor. Ve anlatılan şeyler hoşuma gitse de düzgün bir sunuma sahip olmadığı sürece benim için pek bir anlam ifade etmiyor ne yalan söyleyeyim. Ben doğrudan anlatılan asıl senaryo ile lore'u ayrı tutarım çünkü her zaman. Lore ne kadar ilginç olsa da ana senaryonun içine yedirilmediyse veya ana senaryonun kendisi düzgün değilse işin hikaye kısmını beni pek mutlu etmez. Ki ana senaryonun da oldukça tahmin edilebilir olduğunda belirttim malum. Şimdi bir şey soracağım. Şu orijinal ana karakterin hikayenin girişinde belirerek tırnak içinde kötü bir şeyler yapması ve hikayenin geri kalanı boyunca bizim de oyuncular olarak a karakter niye kötü oldu ki şimdi diye sormamız gerektiği klişesinden sıkılmadınız mı? Bu muhabbeti gerçekten yiyen var mı artık? Çünkü daha şu ana kadar tükettiğim hiçbir içerikte o bir anda kötü olan eski ana karakter gerçekten kötü çıkmadı da hiç. Hep bir ya yanlış anlaşılma ya da biz en başından beri kantırılan tarafmışız muhabbeti çıkıyor. Ki genele bakmaya gerek yok. Bizzat Capcom'un kendisi Devil May Cry 4 ile Dante'yi kötü göstermeye çalışmıştı yani. Sürekli iyi ile kötü arasındaki savaşı anlatmak istememek bir yazar için oldukça normal. Bazen iyi ile iyi arasındaki mücadeleyi anlatmak çok daha heyecanlı ve çok çok daha etkileyici olabiliyor. Ama bunu bu şekilde anlatmak hikayenin tüm ağırlığını ve vuruculuğunu yok ediyor. Mesela Chris ve Leon arasındaki mücadeleyi anlatan, hikayeyi iki karakterin gözünden de gösteren bir oyun yap. Ama böyle yanlış anlaşılma falan değil. Çıkar veya ideal çatışması yüzünden yaşanan bir mücadeleyi anlat. Ortaya çok güzel bir şey çıkabilir. Ama yok efendim Chris Redfield kötüymüş de durup dururken Mia'yı öldürüp çocuğu çalıyormuş da falan filan. Biz artık bunları yemiyoruz abi. Bahsetmezsem insanların benim topa dizmesinden korktuğundan bahsedeceğim bir mesele var. İnternette Toll Lady lakabıyla bilinen Lady Dimitrescu ablamız tabii ki. Village tanıtımlarında gösterildiği andan itibaren internetin azgın çizerlerinin eline düşen Toll Lady ne yalan söyleyeyim suratımı gülümseten epey fazla mime kaynak oldu. Capcom'da Village'i pazarlarken bu mimlerin de gazıyla Dimitrescu'dan başka hiçbir şey göstermediler. O kadar ki sanarsanız tüm oyun bu vampir ablaları üzerinden gidecek. Yani Dimitrescu'dan daha üst kademede birileri olduğunu biliyorduk ama tüm oyun boyunca bu dörtlü ile kapışır en sonunda o üst kademede kişiyi indiririz oyunu bitiririz diye düşünüyorduk. Durum öyle değil. Hatta yakından bile geçmiyor. Efendim siz de internet internetteki Dimitrescu hayranlarındansanız üzülerek bildiriyorum ki kendisi oyunun sadece ilk birkaç saatinde böyle oyunun prologu diyebileceğimiz kadarlık bir kısmında çok ama çok az gözüküyor. Üzerime otur tol lady mimlerini sevmek ve uygulamakla beraber kendisini kesinlikle internetin çoğunluğu kadar çekici bulmadığımdan ve çeşitliyi sevdiğimden bu durum beni mutlu etti. Oyunda asıl büyük kötü haricinde 4 tane büyük düşman ile yüzleştiğimiz doğru ama Dimitrescu ve kızları bunlardan sadece birini oluşturuyor. Geri kalanlar ise farklı konseptleri sayesinde farklı atmosferler sunabiliyorlar. oyun oynanışı olan etkileri daha büyük olduğundan bu konu başlığına çok girmeyeceğim senaryo kısmında. Ama tüm senaryonun sadece Dimitrescu olmaması kesinlikle hoşuma gitti. Oyunun ana senaryosu ile alakalı sevdiğim, birazcık da olsa etkileyici bulduğum her şey son 1-1,5 saatte falan gerçekleşiyor. Spoiler vermeye değmeyeceği için detayına girmiyorum ama şöyle söyleyeyim. İki oyundur size, bana falan böyle kafayı yedirtip hayat boyu travmaya sebep olabilecek şeylere oy bu da korkunç şuş falan diyerek geçtiren Ethan sonunda odunluğunu atarak birazcık da olsa sempatik tarafını gösterip kendini sevdirebiliyor. Kısacası sabreder hem ana olay örgüsü açısından hem de lore açısından sonlara doğru fena olmayan bazı şeyler var. Oynayacağınız şeyin bir Resident Evil oyunu olduğunu göz önünde bulundurup beklentinizi ona göre ayarlarsanız hayal kırıklığına uğramazsınız. Çok derin bir şey beklemeyin yani işte. Şimdi geçelim oynanışa. Tıpkı Resident Evil 7 gibi Village'ta birinci şahıs kamerasını kullanıyor. Ben her zaman için TPS tercih eden bir insan olarak Resident Evil'in FPS e geçimini şaşırtıcı şekilde beğenmiş, oyunun atmosferini güçlendirmede çok başarılı olduğunu düşünmüştüm. Ayrıca Resident Evil'in oturaklı savaş mekaniklerini birinci şahıstan deneyim edebildiğim için de epey Duydum. Doğal olarak neredeyse birebir aynı mekanikleri kullanan Village'dan da memnun olduğumu düşünebilirsiniz ve evet bu yanlış bir çıkarım olmaz. Ama şunu belirtmem gerekiyor ki yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırabileyim. Özellikle Resident Evil 7 ile Village'in mekaniklerini hantal ve rahatsız bulanlara şunu söylemek istiyorum. Evet amaç o zaten. Ateşli silahlar rakiplerinizin sahibi olmadığı bir avantaj. Ve bu oyunun Left 4 Dead değil Resident Evil olabilmesinin yani avcı değil av gibi hissedebilmenizin tek yolu karakterinizin çatışma sırasında bile kendini zayıf hissetmesi. Böyle hantal aslında bir bakıma da gerçekçi hareket etmesi. FPS oyunlarının oldukça büyük bir kısmında biz karakterimizin gözünden görsek de onun fizikselliğini asla hissetmeyiz. Çoğu zaman havada süzülen bir ateşli silahtan ibaretmişiz gibi hissederiz hatta. Böyle fizik kanunlarından bağımsız çok hızlı hareket edip dönebilen bir silahmış gibi. İşte Resident Evil gerçekten de karakterimizin varlığını ve bu tarz bir durumda silah kullanmanın aslında nasıl hissettireceğini deneyim ettirmeyi amaçlıyor. Bu konuda da oldukça başarılı. Yani bir simülasyon gerçekliğinde değil. Tüm o fiziksel diye rağmen yine de arcade mekanikli bir oyun bu tabii ki. Ama oyunların geneline kıyasla kesinlikle realistik olmak için çabaladığı ortada. Üzerinize saldırının her bir düşmanın tehditkar hissettirebilmesinin de onlardan birini indirdiğinizde standart bir oyuna göre daha tatmin olmuş hissetmenizin de sebebi bu hantal ama oturaklı sistem işte. Oturaklılığı ne sağlıyor diye soruyorsanız tabii ki vuruş hissiyatının güçlü. Tüm Resident Evil oyunlarındaki buna PlayStation 1'deki en eski oyunlarda dahil mermilerinizin düşmana isabetini hep çok iyi şekilde yansıttı. Muhtemelen Resident Evil 2 remake gerçek zamanlı parçalanma efektleri sayesinde bu olayın zirvesiydi. Sadece görsel değil taktiksel anlamda da işe yarıyor olduğundan o parçalanmalar savaşların kalitesini epey yükseltiyordu. Her ne kadar aynı motoru da maalesef 2 remake ile villageın savaşlara bakış açısı farklı olduğundan bu oyunda çok daha standart olan kafayı hedef alıp ölene kadar mermi boşaltma yöntemine geri dönmüş bulunmaktayız. Ne yalan söyleyeyim bu geriye doğru atılmış bir adım gibi gelmedi değil. Hadi düşmanların hareket kapasitesini kısıtlayan uzun parçalanmasını oyunun dizaynına uygun bulmadıklarından koymadılar diyelim. Ki bence çok da güzel uyarmış ama neyse. En azından görsel olan parçalanmaları yani şu her isabet ettirdiğiniz mermiyle gerçekten düşmanın modelinden et koptuğunu gördüğümüz parçalanmaları koysalarmış. Malum yerin dibine gömdüğümüz Resident Evil 3 de bile vardı bu. Vuruş hissiyatını çok daha güçlendirirmiş kesinlikle ama artık entegre etmesi mi çok zordu neydi bilmiyorum koymamışlar. Bu da düşük seviye hasar vuran silahları yani yani tabancaları kullanması çok sıkıcı çok tatminsiz hissettirir hale getirmiş. İşin daha da kötü tarafı oyunu ilk oynayışınızda doğal olarak pompalı, bomba atar veya magnum gibi güçlü silahların cephanesi standart tabanca mermilerine göre çok daha nadir olduğundan oyunun büyük bir kısmı düşmanlara karşı tabanca kullanmak zorunda kalacaksınız. Yani oyunun %80'i falan cephane olarak boncuk kullanıyormuş gibi hissettiren silahlarla geçecek. Oyuncuyu fazla güçlü hissettirmemek ve germek için daha kuvvetli olan silahların mermisinin az çıkmasını anlamıyor değilim elbette. Resident Evil'ın eğlenceli olan tarafı o. Kaynak yönetimi. Cephaneyi saklayıp saklayıp sonra köşeye sıkıştığınızda büyük bir düşman grubu veya boss ile karşılaştığınızda falan kullanmak ve ulan bunu tabancayla yapmak zorunda kalsaydım ne zor olurdu. İyi ki şu ana kadar saklamışım diyerek ayrı bir tatmin yaşamak. Sorun bu değil. Sorun oyundaki ana silahı kullanmanın çok da eğlenceli olmaması. Bence tabanca daha iyi efektler vesaireyle kullanması çok daha eğlenceli hale getirilebilirdi. Çünkü diğer silahlarda böyle bir problem hiç yok. Pompalısı olsun magnum olsun o kadar tatmin edici silahlar ki böyle kodumu oturtan denir yani. Tam öyle işte. Nefis. Eğlence açısından silah tipleri arasındaki bu uçurum ilk başta insanda yanlış izlenimlere sebep olabiliyor. Ben mesela demoyu oynadığımda büyük bir hayal kırıklığına uğramış, vuruş hissiyatının rezalet olduğunu düşünmüş ama asıl oyun çıkana ve tüm silahları deneyene kadar büyük konuşmamaya karar vermiştim. Nitekim de kararım doğru çıktı. Tabanca haricindeki silahları kullanmaktan o kadar fazla keyif aldım ki bu oyunu 4 kez bitirdim. Evet, sadece From Software Souls hakkında yapabildiğim o sıkılmadan üst üste birkaç kere bitirme muhabbetini Resident Evil Village'da da yaptım. Oyunu bir kez bitirdikten sonra ekstra içerik mağazası açılıyor ve eğer şartları karşılıyorsanız tabi spesifik silahlar için sonsuz mermi modu satın alabiliyorsunuz. Ve sonsuz magnumla village nasıl bir tatlı oluyor bilseniz. <laughs> Tabii ki hiçbir korkunçluğu falan kalmıyor oyunun. Zaten dediğim gibi bir kez normal şekilde gerile gerile bitirmeniz lazım ki bunu elde edesiniz. Düpedüz hile bu çünkü. Ama işte korkunçluğu kalmamasına rağmen oyunun temel öğesi olan korkuyu kaybetmesine rağmen sağlam mekanikleri sağ olsun düşman öldürmesi öyle böyle keyifli olmadığına bana kendini tekrar tekrar oynatabildi. Sorun bir orijinal run'ından sonra ikinci veya üçüncü veya dördüncü oyun içinde hiç normal tabanca kullandım mı diye tabii ki kullanmadım. Diğer tüm silah tiplerini kullanmama rağmen tabancayı asla geri dönmedim. İşte problem de bu ya. Kullanması keyifli olsa ne kadar güçsüz olursa olsun yer yer diğerlerinden sıkıldıkça çeşitlilik olsun diye geçiş yapardım ona. Bazı insanlar tabanca ile olan şikayetimin düşman öldürmesi çok uzun sürdüğünden falan olduğunu düşünebilir ama değil. Kafaya isabet ettirirseniz birkaç mermide patlatıyor zaten. Benim derdim isabet eden mermilerin düşman üzerindeki etkisini doğru düzgün görememeniz. Eğer şanslıysanız geri sekmesini sağlayabiliyorsunuz. Ama çoğu zaman o tepki azıcık bir titremeden ibaret alıyor sadece. Böyle olacağını ve 4-5 mermide bir düşman öldüreceğime 10-15 mermide öldürseydim ama her bir isabet ettirdiğim kuşun geri sektirseydi keşke. Tabii bu noktada şunu sorabilirsiniz. Bir düşmanı o kadar fazla mermiyle öldüreceksek kaynak yönetimi konseptli bir oyunda nasıl cephane yetiştirebileceğiz? Valla şöyle ki Village'da bir kaynak yönetimi yönü var elbette ama son birkaç oyuna kıyasla epey basitleştirilmiş. Bir kere oyunda mermi sıkıntısı diye bir şey yok. Yani magnum veya bomba atar cephaneniz tükenebilir belki ama geri kalan mermilerden bol bol veriyor oyun. Özellikle de tabanca mermisinin ne kadar çok çıktığından bahsettim zaten. Pompalı ve sniper mermileri de yine hatta sayılır miktarda geçiyor elinize. Eğer merminin direkt kendisi geçmezse en kötü ihtimal o mermiyi yürütecek crafting materyalleri geçiyor. Bu konuda Resident Evil 1'a Last of Us'ları bayağı andırdı. Tıpkı Last of Us'taki gibi mermi saça saça gitmediğini sürece hiçbir zaman büyük bir problem değil. Elinizde illa bir silah mermisi oluyor. Ama oyun size sanki bitecekmiş ve savunmasız mısınız ilizyonunu iyi veriyor. Bu durum iki Last of Us oyununda da 7 ve Village olmak üzere iki Resident Evil oyununda da var. Hatta ne bileyim şu craft crafting menüsü bile stil olarak çok last of us'ı andırıyor ama neyse. Village bariz şekilde düşmanlarınızdan kaçmanız değil onlarla savaşmanızı istiyor. Ve bunun içine yeterli cephaneyi öyle ya da böyle sağlıyor. Ancak hiçbir zaman işin bokunu çıkarıp Resident Evil gibi sizi baştan aşağı doğrultup düşmanların üzerine beyinsiz şarjör boşaltmanızı istemiyor. O bahsettiğim bitecek illüzyonu en azından ilk oyunu işte oyuncuyu diken üstüne tutmayı başarıyor. Ayrıca harbiden düşmanların zayıf noktalarını hedef almadan oyun boyunca rahat davranılması durumunda boss savaşlarında hala cephane sıkıntısı çekilmesi mümkün diye düşünüyorum. Boss'un önünde doğru düzgün hasar bile vuramayan tabanca ile kalmak epey keyif kaçırıcı olabiliyor. Ama evet Village'in 7'ye göre aksiyon dozajı çok daha yüksek. 7'de tüm oyun boyunca ne kadar az çatıştığımız düşünülünce hele Village'da baya bir savaş var. Her ne kadar büyük bir çoğunluğu yine kaçılarak kurtulabilecek şekilde dizayn edilmiş olsa da tutumlu olduğunuz sürece oyunda karşınıza çıkan tüm düşmanları öldürebilecek kadar cephane hayli hayli olduğundan buna pek gerek kalmadığını düşünüyorum. Ayrıca işin bu noktasında risk ödül sistemi de olduğundan oyun sizi öldürmeye teşvik ediyor zaten. Öldürdüğünüz neredeyse her düşmandan para olsun, kristal olsun veya crafting materyal olsun illaki bir şeyler düşüyor. Bu da hem savaşa girerek kendinizi tehlikeye atmanızın hem de cephanenizi harcamanızın ödülü oluyor işte. Hakkından geldiğiniz her düşmanın size bir şekilde geri dönüşünün olması savaşarak geçirdiğiniz vaktin asla boşa gitmemesini sağlıyor. Oyunda bir level atlama veya perk sistemi olmamasına rağmen silahlarınızı geliştirmenizi sağlayacak paranın en önemli kaynaklarından biri bu düşmanlar olduğundan neredeyse öldürdükçe güçlenebildiğinizi hissedebiliyorsunuz diyebiliriz. Düşmanların bir şeyler düşürmesi village'e özel bir durum değil değil elbette ama eski oyunlarda garantisi olmadığından savaşa girmek bir bakımı kumar gibiyken burada her daim ödüllendirileceğimi bilmek benim epey hoşuma gitti. Tabi o kumar gibi sistemi tercih eden çünkü gerginliği seven bir kesim olacağını da tahmin ediyorum. Ben kişisel olarak mutluydum bu durumdan. Ama mutlu olmadığım bir şey var ise o da envanterin neredeyse işlevsizleştirilmesi oldu. Resident Evil'ın en önemli zorluklarından bir tanesi o sınırlı alana sahip envanterde ne taşıyacağına karar vermekti. Oyunda ilerlemenizi ve bulmacaları çözmenizi sağlayan anahtar nesnelerin hangi noktada ne işe yarayacağını bilmemek, her her sayfa odasında acaba buna ihtiyacım var mı? Kasayı atsam mı yoksa taşımaya devam mı etsem? diye sorduruyordu. Cephane ve sağlık item crafting materyalleri, mermiler, patlayıcılar, hazineler, dev gibi yer kaplayan silahların kendilerini saymıyorum bile. Aralarında sürekli geçiş yaparak dengeli ve verimli bir envanter hazırlamaya çalışıyordunuz. Şimdi ise anahtar nesneler, crafting materyalleri ve hazineler standart envanterinize yer kaplamıyor artık. Onların kendilerine ait ayrı bir menüsü var ve sınırsız oranda depolunabiliyorlar. Envanteriniz sadece silah, cephane ve can tamlayıcılar için kullanılıyor. E bu da zaten Zaten envanterin var olma sebebini yok ediyor. Sadece mermi, silah ve can tanımlayıcı taşıyacaksam seçim yapmama gerek kalmıyor ki. Öyle ya da böyle sığıyor her şey. Zaten depo sistemi kaldırılmış oyundan. Hani şu envanterinize sığdıramadığınız nesneleri, depo depoladığınız sandıklar falan var ya her Resident Evil oyununda standart olan. O artık yok. Belli ki geliştiriciler ihtiyacımız olmadığını düşünmüş. Ve harbiden de yok yani. Ulan en temel Resident Evil itemlarından olan yeşil ot falan bile artık envanterde yer kaplamıyor abi. Yalandan bir ekran koymuşlar. Hala eskisi gibiyiz bozmadık falan demek için ama durum ortada. Yani şunun tamamen bir aksiyon oyunu olarak dizayn edilmiş Resident Evil 6'daki envanterden bir fark yok gözümde. Envanterinizin dolmasının tek yolu aynı silah tipinden birden fazla bulundurmanız durumunda olabilir. Village ilk oyunu işinizde bile 3 farklı pompalı ve pre-order bonusunda sayarsak 4 farklı tabanca sunuyor. Son birkaç oyundur aynı silah tipinden sadece bir tane barındırırken Village'da farklı seçenekler sunması oyunun şeklinize en çok uyacak olan versiyonu seçmek için güzel bir fikir gibi gelebilir. Ama öyle bir durum söz konusu değil. Her yeni silah açıldığında hep bir önceki versiyonun bilmem kaç kez upgrade edilmiş halinden bile çok daha iyi durumda oluyor. Yani eski versiyonu kullanmanız için mantıklı hiçbir sebep olmuyor. Öyle Doom'daki gibi normal pompalı mı yoksa çifte pompalı mı benim için daha iyi falan tarzı bir soru yok ortada. Yeni çıkan hep daha iyi oluyor ve eski versiyon silahlara yaptığınız yatırımlar bir anda çöp oluyor. İkinci, üçüncü kez oynadığınızda ileride silahın değişeceğini bilerek kaynaklarınızı sakladığınız için sıkıntı olmuyor da ilk oyunu işte bir silah abone full güçlendirdikten hemen sonra onun full upgrade'li halinden bile daha iyisi çıkınca İsmail kadar Allah belanı versin Capcom çalıp biliyor insanın kafasında. Sürekli birinci oynanış, ikinci oynanış deyip duruyorum incelemenin başından beri evet. Normalde kolay kolay birden fazla kez bitirmediğim için bir oyunu incelemelerde bu tarz detaylara girmiyorum ama konu özellikle bu FPS Resident Evil'ları olduğunda biraz değişiyor. Hem Resident Evil 7'nin hem de Village'ın ilk ve ikinci oyun için sunduğu deneyimler o kadar farklı ki insanın oyunla ilgili fikrini ciddi anlamda başka yönlere çekebiliyor. Eski stili benimseyen yani Resident Evil 2 Remake gibi oyunlar daha klasik sunum şekilleri barındırırken 7 ve Village çok daha sinematik sunumlara sahipler. Bunu derken ne kastediyorsunuz? diyorum diye soruyorsanız da bazı sekansların ve boss savaşlarının neredeyse tamamen interaktif ara sahnelerden ibaretmiş gibi dizayn edilmesini kastediyorum. Resident Evil 7'de Village'da ağzına kadar bu tarz sekanslar ile dolular. Örneğin 7. oyunun ilk saatlerindeki Jack Baker ile olan yüzleşmelerimizin neredeyse hepsi. Evin içinde yolumuzu bulmaya çalışırken Jack'in aniden önümüzde belirmesi, sonrasında kendisinden kaçarken duvarı kırıp karşımıza çıkması, daha sonra garajda arabanın işe dahil olmasıyla yapılabilen iki farklı boss savaşı ve son olarak da testere duellosu. Bunların hepsi önceden ayarlanmış ve doğru doğru şartlar yerine getirildiğinde tetiklenen sahneler. Ancak Uncharted gibi oyunlardaki sinematik sekansların aksine oyunun genel akışının içine o kadar doğal yedirilmişler ki ilk kez deneyim ettiğinizde sanki rastgele şekilde vuku bulmuş, sizin oyununuzu özel şeylermiş gibi hissettiriyorlar. Boss savaşları ise standart Resident Evil bosslarının yerine yine oldukça sinematik sunumlu, spesifik bazı şeyler yapmadığınız sürece üstesinden gelemediğiniz interaktif sekanslarmış gibi hissettiriyorlar. Örneğin Jack ile garajda ne kadar savaşmaya çalışırsanız çalışın anahtarı alıp ara sekansı tetiklemediğiniz sürece ilerlemenize imkan yok. Arabayı çalıştırdık sonra ise neredeyse savaşı kaybetmenize imkan yok. Tüm savaş bir quick time event gibi. Hamleleri adım adım yerine getirerek kazanıyorsunuz. El göz koordinasyonunuz ve reflekslerinizle de değil. Her ne kadar oyun ileride daha geleneksel bosslar sunsa da gözlerini ateş ederken saldırılardan kaçmanız gereken Jack Baker'ın son formu gibi. Yedinin geneli bu sırayla şunu 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 yap sekanslarından ibaret. Bunlar gerçekten çok epik sahneleri birinci gözden deneyim etmemizi sağlayarak hem korkuyu hem aksiyonu damardan veriyorlar oyuncuya. Harikalar. Ama sadece ilk kez deneyim ettiğinizde harikalar. Bu sekans herhangi birini ikinci kez oynadığınız anda her şeyin ne kadar otomatiğe bağlamış şekilde hareket ettiğini ve bir oyuncu olarak sahnenin şekillendirilmesini sağlayan seçimin hiçbir zaman sizde olmadığını fark ediyorsunuz. Ve bu genel deneyim üzerindeki fikrinize çok ciddi bir darbe vuruyor. Gerçekten de üzerinde hiçbir kontrolünüzün olmadığı interaktif bir ara sahneyi oynuyor hatta izliyor gibi hissediyorsunuz. Village'da da yine bu tarz bir sürü sahne var. Aynı 7. oyuna nasıl hazırlandılarsa burada da aynı ustalık aynen devam etmekte. Sahneler vurucu, heyecan verici, korkutucu, gaza getirici vesaire vesaire oyunu ilk kez oynadığınızda o kadar etkileyiciler ki bitiş yerine ulaştığınızda vay be dedirtiyor. Ancak benim gibi oyunu dört kez bitirdiğinizde ve bu sahnelerin ne kadar otonom olduğunu fark ettiğinizde illüzyon bir anda bozuluyor ve böyle sorgulamaya başlıyorsunuz işte. Şimdi ben bu oyunu neye göre incelemeliyim? İlk oyunu işteki deneyimime göre mi yoksa dördüncü kez bitirdikten sonraki deneyimime göre mi? Konu Resident Evil 2 dizaynına sahip bir oyun olsaydı oyunu 4 kez bitirmek fikrimi değiştirmezdi. Çünkü o oyun etkileyiciliğinin büyük bir kısmını bu anlattığım tarz sahnelerine sırtını dayayarak değil tamamen bölüm dizaynına, savaş mekanik ve puzzleların önem vererek sağlıyor. O oyunu defalarca oynamak tabii ki sıkar bir noktadan sonra. Hatta hikayenin gerçek sonunu görmek için clear ile second'un atarken bile sıkılmıştım ben. Ama hiçbir zaman ulan bu oyun hiç de düşündüğüm gibi değilmiş diye kendimi kandırılmış hissetmedim. Mesela Soulsborne'ları da tekrar tekrar bitirmeme rağmen pattern'ları öğrendiğim için daha kolay ilerlememe aracında böyle oyunu daha niteliksiz hissettirecek büyük bir fark falan hissetmem. Bu konu üzerine epey düşündüm ve vardığım sonuç Village'ı dördüncü oyun işime göre değerlendirmemin adil olmadığı yönünde. Dediğim gibi Village'ın olmayı hedeflediği deneyim tam anlamıyla klasik bir Resident Evil değil. Bu olayı şöyle bir metafor üzerine anlatmayı deneyeyim. Bir eğlence parkı düşünün. Resident Evil 2 Remake Blue Park'taki çarpışan arabalara denk geliyor. Arabanın kontrolü sizde. Kime çarpmak istiyorsanız, arabayı nereye yönlendirmek istiyorsanız seçim sizin. Ve kaç kez binerseniz binin bu konsept değişmeyecek. Siz belki tekrar tekrar oynamaktan sıkılabilirsiniz ama bu çarpışan arabaların niteliğini asla azaltmaz. Resident Evil 7 ve Village ise eğlence parkının korku tüneli. Böyle vagonlu olanlardan hani. İçine ilk kez girdiğinizde neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmiyorsunuz. Vagon ilerledikçe sağdan soldan önünüze fırlayan önceden ayarlanmış çeşitli korku öğeleri yüreğinizi ağzına getiriyor ve aynı zamanda sizi eğlendiriyor. Her ya da geç korku tüneli bittiğinde çok eğlendiniz ve mutlu ayrıldınız. Ama bu tüneli tekrar denemeye kalkışırsanız ne olur? Bu sefer nereden neyin geleceğini bildiğinizden ne doğru düzgün korkarsanız ya da ilk sefer gibi eğlenebilirsiniz. Peki bu ilk seferki deneyiminizi mahveder mi veya mahvetmeli mi? Bence mahvetmemeli. Evet Village tek seferde zirve yapan bir deneyim olabilir ama bunda yanlış bir şey yok. Eğer dizayn seçimi bu yöndeyse amaç o oyuncuyu tek seferde eğlendirebildiği kadar eğlendirmekse ki ben bu konuda çok başarılı olduğunu düşünüyorum. O zaman sıkıntı yok. Ha günümüzde AAA bir oyunun parasının karşılığını vermesi için belli standartlar var tabii ki. Bu standartların başı da oyunun süresi. Village ne kadarlık bir oyunun süresi sunuyor diye soruyorsanız ben ilk oynadığımda oyunun sayıcına göre 9 saatte bitirmişim ama kendi kaydettiğim görüntülere bakınca toplam 12 saat oynadığımı görüyorum. Bu süre sizin kitabınızda nasıl bir yere sahiptir bilemem ama benim için oldukça yeterli. AAA bir oyunda dolu dolu olması şartıyla 8 saat benim için ideal. Aynı dolulukla devam etmesi şartıyla fazlası da okeyim tabii ki. Ben gezip tozup keşfederek vesaire Village'ı 12 saatte bitirip tatmin olmuş şekilde ayrıldım. Hatta kısa sürede bitirilemez mi? Tabii ki bitirilebilir. Dördüncü oynayışımda speedrun mantığında oynayarak 2 saatte bitirdim mesela. Ama zannetmiyorum ki tamamen yabancı bir gözle girerek hangi itemin nerede olduğunu puzzle'ların nasıl çözüleceğini bilmeden giren biri o kadar hızlı bitirebilsin. Yani ne acele ediyorsunuz yavaş yavaş tadını çıkararak oynayın işte efendim. Bölüm dizayn anlamında Village 7'ye göre çok daha başarılı olmuş bence. 7 çok güçlü başlasa da Baker kendisi keşfetmesi çok keyifli keyif olsa da oyun sonlara doğru gemi ve tuz madeni bölümleriyle aynı kaliteyi koruyamıyordu bana göre. Özellikle gemi bölümü yani oyunun temposuna cidden fena zarar veriyordu. Neyse ki Village'da böyle bir durum söz konusu değil. Oyun baştan sona inişli çıkışlı, aksiyon da korkuyu da yeterli oranda veren çok tatlı bir tempoya sahip. Senaryo bölümünde bahsettiğim gibi baş düşman ile yüzleşmeden önce indirmeniz gereken 4 tane lord bulunmakta ve her birinin bölümü tamamen farklı tema ve oynanış mantığıyla beraber geliyor. Bunların ilki olan Dimitrescu'nun kalesi tam anlamıyla standart bir Resident Evil bölümü. Katman katman dizayn Kalede, bir yandan peşimizdeki vampir ailesinden ve onların zombi varimsi kurbanlarından kurtulmaya çalışırken çeşitli anahtarlar veya anahtar nesneleri toplayarak kalenin erişebileceğimiz alanlarını yavaşça genişleterek ilerliyoruz. Yeri gelince kaçıyor, yeri gelince savaşıyoruz. Klasik Resident Evil. Ama mesela bir sonraki Lord'un bölümü sıfır savaş mı barındırıyor? Tüm bölüm tamamen korku ve bulmaca üzerine. Bir sonraki yine formülü değiştirerek lineer ama gerilim dolu bazı kedi fare sekanslarını sokuyor size. Onun sonrası da tamamen silah çatışma üzerine bir bölüm oynuyorsunuz mesela. Oyun böyle böyle formülü sürekli kendi içerisinde değiştirerek sıkmıyor, baymıyor. Bölüm dizaynındaki çeşitlikten çok memnunum doğrusu. Ayrıca tüm bu bölümleri birbirine bağlayan bir de ana hub'ımız var ki o da oyunun adını aldığı köy işte. Köy 1-2 sekans haricinde keşfetmesi opsiyonel olan bir bölge ve oyunda size çok yardım olacak pek çok farklı zenginliğe de ev sahipliği yapıyor. Oyunda ilerledikçe ve o ana bölümlerin içerisinde keşif yaptıkça köyün yeni alanlarına erişim elde ederek daha da fazla keşfe çıkabiliyorsunuz. Bu opsiyonel alanlarda yeni puzzle'lar ve yeni boss'lar ile karşılaşabiliyor. Epey değerli hazineler ve hatta yeni silahlar bile bulabiliyorsunuz. Böyle kompakt bir yere açık dünya diyebiliriz köy için. God of War'dakine falan benzeyen konsepte. Her bölümü bitirdikten sonra buraya dönüp bakalım şimdi nerelere erişebileceğim diyerek keşfe çıkmaktan oldukça keyif aldım. Çok tatlı. Yani konsept olarak tatlı. Yoksa mekanın kendisi felaket ürkütücü. Bu Doğu Avrupa köyü artık neresi bilmiyorum ama evlerin dizaynı, iç yapısı, mobilyalarına kadar bizim Türk köylerini baya baya andırıyor. Çocukluğumda bu tarz bir köyde epey vakit geçirmiş bir insan olarak mekanlar beni felaket gerdi. Atmosferi çok iyi vermişler. Ki aslında sadece köye özel bir durum değil bu. Oyunun tüm kısımlarında atmosferin güçlü olduğunu düşünüyorum ben. Geriye dön dönüp baktığımda oyunun epey büyük bölümünü hatta neredeyse tamamını korka korka oynadım. O kadar ki her oyun seansından sonra vücudumda fiziksel yorgunluk hissediyordum. Oyunu oynarken farkında olmadan kendimi o kadar kasıyor sıkıyordum ki kapattığım anda kaslarımda bir rahatlama hissediyordum böyle. Ve işte o his oyunun bana korkuyu öyle ya da böyle işlemeyi başardığı anlamına geliyordu. Benim büyük bir korku oyunu hayranı olmadığımı biliyorsunuz. Eğer bir oyunun sunduğu tek şey korkuysa ben o oyunu oynamam. Yürüme simülasyonlarından uzak durmamın en büyük sebebi bu malum. Sadece etrafta boş boş koşturup her birkaç dakikada bir korku kurtulmayı beklediğim yapımları oyun diye bile adlandırasım gelmiyor. Oyunun temelinde bir mekanik bulunmalı ve böyle puzzle yoğunluklu bölüm dizaynı falan olmalı ki zaman ayırdığıma değsin. Örneğin bahsettiğim o silahlı çatışmanın hiç olmadığı bebek evi bölümü. Dışarıdan baktığınızda tüm bölüm bir yürüme simülasyonu gibi. Ama keyifli bulmacalar ile desteklendiğinden evdeki korkunç varlıklar tepinize çökerken tek yaptığınız şey oradan oraya koşmak veya saklanmaktan ibaret olmadığından beni hiç sıkmadı. İlk oyunu iş için kesinlikle oyundaki en korkunç bölüm ama sunduğu tek şey de o değil. Resident Evil tarzı korku oyunlarında çok sevdiğim şeylerden bir bir tanesi eğer yeteri kadar dikkatli oynarsanız oyunun sonlarına doğru yürüyen bir cephaneliğe dönüşebilmenizi izin vermesidir. Bunu bazen kasıtlı olarak belli bir noktadan sonra sizi cephaneye boğarak da yaptığı olur tabi. 7'de olduğu gibi mesela. Bu artık oyuncunun kendini oyundaki tehditlere karşı kanıtladığı aşamadır. Oyunun üzerine yolladığı her türlü tehditle o ankine kıyasa çok daha sınırlı kaynaklarla mücadele etmiş ve sağ çıkmıştır. Korkmuştur, gerilmiştir, yorulmuştur ve bunca saattir ona işkenceden oyundan intikam alma vakti gelmiştir. Aldır eline otomatik tüfeği, yükler yüzlerce mermiyi ve akın akın gelen düşmanları çatır çutur indirerek hıncını çıkarır intikamını alır. Her şey 180 derece dönmüş av ile avcı rolleri değiş tokuş edilmiştir. Village'da da umarım benzer bir sahne vardır diye oynadım tüm oyunu. Bir intikam sahnesi istiyordum yani. Ve şimdiden itibaren anlatacağım şeyler spoiler'e girecek. Hem hikayenin sonlarından hem de boss savaşlarından falan bahsedeceğim. O yüzden atlamak isteyenler şu dakikaya ve saniyeye geçiş yapsın. Dördüncü lord olan Heisenberg'i indirdikten hemen sonra baş düşman bir anda belirerek Ethan'ın kalbini söküp onu ölüme terk ediyor. Ethan'ın aldığı bu yönelgi üzerine orijinal Resident Evil ana karakterimiz Chris Redfield iş başa düştü diyerek biyo silahla savaşma uzmanı ekibiyle birlikte köyü temizleyip Miranda'yı durdurma harekatına girişiyor. Ve oyun bir anda Resident Evil'dan Call of Duty'ye dönüyor. Chris'i kontrol ederek neredeyse sonsuz mermiye sahip taarruz tüfeğiyle akın akın gelen Lycan sürülerini mermi manyağı yaparak ilerliyor. Aynı zamanda Miranda'ya Amerikan özgürlük anlayışını tattırıyoruz. O kadar epik ve tatmin edici bir sekans ki bu. Oyun boyunca çektiğimiz stresin ve gerginliğin acısını aheste aheste çıkarıyoruz. Ve bu intikam sekansının ustalara saygı kuşağı konsepti çerçevesinde Chris Redfield ile oynuyor olmamız da ayrı bir anlamlı. Daha önce de bahsettim ama ben soft rebootlar sonucunda yeni ana karakterlere sahip olan hikayelerde kritik bir anda orijinal karakterin geri dönerek durumu kurtarması veya direkt spot ışığını çalması klişesine bayılıyorum. En sevdiğim klişe falan olabilir. Mesela Modern Warfare 2'de tüm oyun boyunca kullandığımız Roach öldürülünce günü kurtarmanın soğupa düşmesi ve final görevini onunla oynamamız. Çok epik. Village'da da böyle bir sahne deneyim edebilmek ve güç fantezisi yapmak epey mutlu etti. Ha sonrasında yine Ethan'a dönüyor ve son boss savaşını onu kullanarak gerçekleştiriyoruz ki mantıklı. Bu hikaye 7'de Eaton ile başladı ve Eaton ile sonlanmalıydı. Boss savaşlarından bahsetmemiz gerekirse bu arada. Dimitrescu ve adını hatırlamadığım Kuklacı Abla'nın bossları o sinematiklikten bahsederken anlattığım oynanıştan çok görkemli ve etkileyici olmaya çalışan boss savaşları konseptinde. Kuklacı Abla'nın bossuna savaş bile yok zaten. Zamana karşı yarışarak ağzına kadar oyuncak bebek ile dolu olan evde asıl bebeği bulmanız gerekiyor sadece. Dimitrescu ise daha standart bir boss savaşı gibi gözükse de sonradan oynadığınızda fark ediyorsunuz ki yine spesifik bazı şeyleri yapmaz bazı belli alanları ilerlemezseniz bossun üzerine ne kadar mermi boşalttığınızın hiçbir önemi yok. İlla bir şeyleri tetiklemeniz gerekiyor yenebilmeniz için. 7'deki Jack Baker boss savaşları gibi işte. 4 lordun arasındaki en standart boss savaşı şu dev balık arkadaşı karşı olan. Saldırılarından kaçıp boşluk yakalayınca mermiyi boşaltmanız lazım üzerine. Resident Evil evreninin Magnetos'u olan Heisenberg ise tartışılmaz bu oyunun hatta belki de tüm serinin en epik boss savaşı. Kendisini metal ile kaplayarak adeta dev bir mekaya dönüşen Heisenberg'i alt etmek için biz de bir eli makine tüfek diğer eli tester olan absürt bir mini tanka biniyoruz. Böyle Heisen Heisenberg'ün saldırılarını kendi testlerimize blokluyoruz falan filan. Bu tarz bir savaşı Metal Gear Solid'de yaşasam hiç yadırgamam da yani bir Resident Evil oyununda mekalarla düello yapacağımı hiç ama hiç beklemezdim. Ha yanlış anlamayın şikayet etmiyorum bu arada. Aksine aşırı mutluyum. Niye olmayayım zaten çok epik lan. Son olarak da Miranda savaşına bakarsak kendisi aynı dev balık arkadaş gibi standart bir boss savaşı ve oyundaki en eli yüzü düzgün en böyle Resident Evil denince akla gelen boss portresine uygun bir boss. Saldırılardan kaç blokla ve fırsatı bulunca saldır. Aynı zamanda oyundaki en zor bossun da Miranda olduğu kesin. Yani zor derken piyasanın ortalama zorluğunun üstünde falan değil. Sadece oyundaki diğer boss'lar o kadar kolay ki bu aralarından sıyrılıyor. Özellikle Resident Evil 7'nin son boss'unun neredeyse tamamen quick time event olduğu düşününce, Milan da ayrı bir kıymetli, ayrı bir değerli hissettiriyor. Bir Heisenberg boss kadar epik değil belki ama bu hikayeyi kapatmak için ideal bir boss. Ayrıca modelin dizaynı olsun, o form değişimleri, animasyonları falan olsun, göze de epe hitap eden bir boss. Buradan konuyu görselliğe bağlasam çok abes kaçmaz herhalde, değil mi? Oyunun görselliği iyi ama 7'den daha iyi mi? Açıkçası benim gözüm çok büyük farklar seçemedi. 2017 için 7. oyunun görselliği gerçekten çok iyiydi ve oyunun o zamanki güncel konsollarda 60 FPS çalışıyor oluşu büyük bir lütuftu. Aradan 4 yıl geçti. Bir jenerasyon atladık. Ben oyunu PC'de değil PlayStation 5'te oynadım çünkü kod öyle geldi. Ve dediğim gibi oyun iyi gözüküyor ama 7 ile arasında hiç bir jenerasyon varmış gibi durmuyor. Yani illaki doku çözünürlüklerinde vesaire bir ilerleme vardır ama wow delirtecek bir görsellik yok oyunda. Bu arada cisimlerin çok fazla dibine sokulmamaya çalışın çünkü tekstürler uzaktan ne kadar iyi de gözüktü. Diplerine sokulunca maskeleri biraz düşüyor. Oyunun görselliği alakalı en anlam veremediğim şey standart parlaklık ayarında gerçekten de bazı yerlerde karanlıktan hiçbir şey görememekti. Ben bir oyun inceleyecek olduğunda oyunu olabildiğince varsayılan ayarlarda oynamaya çalışırım ki genel deneyimi elde edebileyim. Ama bir iki noktada artık cidden hiçbir şey göremez hale gelince parlaklıkla oynamak zorunda kaldım. Garip bir durumdu. Yani karanlık korkuda önemli bir unsur ama tadında bırakmayı da bilmek lazım. Son yıllarda bir oyunun PC sürümü var ise ben hep onu tercih ediyorum bildiğiniz gibi. PlayStation 5 çıkınca bazı istisnalar oldu ama hala PC tarafım daha ağır basıyor. Village PlayStation 5'te nasıl çalışıyor diye sorarsanız valla varsayılan ayarlarda epey sıkıntılı çalışıyor. Ben oyunda Ray Tracing özelliği olduğunu bilmediğimden ve hala konsolda grafik ayarı yapmaya alışık olmadığımdan tüm oyunu Ray Tracing açık oynamışım. Yani oyunun neresine ne ekliyor bilmiyorum ama çok güzel FPS kaybettiriyor o kesin. Hele ki boss savaşlarında falan sabit atmış imkansız hale geliyor neredeyse. 7 PlayStation 4'te o kadar stabil çalışırken PlayStation 5'te Village nasıl bu kadar dengesiz olur dediydim. Meğerse Ray Tracing'deymiş suç. Kapattığım gibi ikinci ve sonraki oyun işlerimde sabit atmış alabildim. Tavsiye ederim. Efendim. Oyun içi ses dizaynı insanı paranoyak yapacak kadar iyi. Yalnız olduğunuzu zannettiğiniz bir anda aniden sağdan soldan gelen ufak bir çıtırtı yerinizden toplamanızda yeterli olabiliyor. Ama direkt olarak müziğe bakarsak 7. oyunun Antrodi şarkısı gibi aklımda kalan bir şey yok Village'da. Evet özetlemek gerekirse. Ben bu oyunu epey beğendim. Eksileri var hatta direkt serinin önceki oyunlarında olup bunda olmayan öğeler var. Ama başında geçirdiğim saatler içerisinde bana aksiyon ve gerginliği harika şekilde harmanlayarak bir arada sunabilmesi, tek kez bitirmekle yetinememem ve ilk seferin üzerine 3 kez daha oynamamı sağladı. Hatta 5. kez de başladım ve kale kısımlarını bitirmiş 2. lorda ilerliyordum ama artık inceleme için uğraşmam gerektiğini bildiğinden bıraktım. Bazı kesim insanlar aksiyon dozajının biraz yüksek olduğunu söyleyebilirler ve evet standart Resident Evil'a göre daha yüksek belki. Ama 5. ve 6. oyuna kıyasla hiçbir şey yani bu. Kesinlikle o iki oyun gibi kendini tamamen aksiyona adamamış Village. Atmosfer, sunum ve mekaniklerdeki hantallık ile korkuyu içimize işlerken sıkılmamamız için de bolca çatışma koymuş. Bu korkunçluğundan kayıp verdiği anlamına gelmiyor. Çatışma çok diye bir oyunun korkunç korkunç olmadığını söyleyeceksek o zaman Dead Space 1 de korkunç değil. Ha, envanter sisteminin yumuşatılması zaten deliksizleştirilmesi gibi öğeler epey önemli bazı gerginlik kaynaklarının yok olmasını sağlamış ama genel oyun dizaynının sağlamlığı bana uzun vadede bunu umursatmamayı başardı. Tüm bunların üzerine epic boss savaşları, güçlü bir final falan filan deyince Resident Evil Village kurak geçmekte olan 2021'i epey renklendiren bir yapım oldu. Resident Evil 7'nin DLC'lerine hiç bulaşmamıştım ama Village ile alakalı her türlü yeni içeriği çıktığı gün yalayıp YouTube tüketmeyi düşünüyorum. Bu oyun ile Resident Evil hikayesindeki başka bir bölüm daha kapandı ve serinin buradan sonra nereye gidebileceği ilgili de epey ipucu verildi. Bakalım. Umarım ana serinin 9. oyunuyla da 7'de yaptığı gibi Resident Evil kendini tekrardan icat edip yenileyebilir. Village 7. oyunun formülünün genişletilmiş, güzelleştirilmiş hali. Aynı formüle sahip 3. bir oyuna karşı bu kadar pozitif yaklaşmayabilir, sıkılabilirim gibi geliyor. Üzme bizi Capcom'cum. Şu piyasada kaç tane adam gibi Japon oyun geliştiricisi kaldı? Resident Evil markası önemli bir marka. Özenmeyin o Call of Duty'lere, Assassin's Creed'lere falan. Her zaman üzerine koyarak ve yenilenmeyi amaçlayarak devam edin. Bu sektör böyle böyle gelişecek. Arkandayız Capcom Reis. Evet efendim selamlar. Doska bir kez daha inceleme aşağı yukarı şu kadar olup değil de iki katı sürecinde çıkardığı bir videonun sonunu da Hoş geldiniz. Bilmiyorum artık çok klişeleştiğinin farkındayım. 20-25 dakika olacak ya. deyip 40 dakika inceleme çıkarmak cidden klişe bir hale geldi. Ama harbiden planımın dışında hareket ediyor. Yani cidden benimle bir alakası varmış gibi hissetmiyorum. Yani 40 dakika boyunca ne anlattım bu incelemede onu da bilmiyorum. Bana kalsa çok kısa aslında. Anlattığım şeyler o kadar fazla da değil. Ama nasıl oluyorsa hatta 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 incelemeyi yazmaya başlamadan önce şey falan diyordum. Yani 20 dakika falan anca herhalde materyal çıkaracağım ve insanlar bana bu nasıl inceleme 20 dakikalık inceleme olur falan diye laf atacaklar falan diye düşünmüştüm. Sonuç olarak yine 40 dakika bir şeyler çıkardık ortaya. Efendim umarım zevkle yani keyif alarak seyredebilmişsinizdir ben şahsen yaptığım işten çok da memnun olduğumu söyleyemeyeceğim. Dediğim gibi sanki çok da bir şey konuşmam rağmen böyle artık laf salatası mı yaptım? Ne yaptıysam 40 dakikaya bir şekilde uzattım. Ee, bir sonraki inceleme videom gene Capcom'un bir oyunu olacak. Monster Hunter Rise'a çünkü bir şeyler yapmayı planlıyorum. Mini bile olsa, tadımlık bir inceleme olsa. Bu sefer harbiden kısa bir şey yapmıyorum. Yani harbiden hani 20 dakikaya falan çıkarsa benim gelin dövün öyle söyleyeyim. Yani 10 dakikanın üzerine bir şey yapmaya bile doğru düzgün planım yok ama bakalım. Çünkü daha çok Word ile karşılaştırma üzerinden giden bir şey yapmayı planlıyorum. Bunu da yapmamın sebebi tamamen Capcom'un sonuçta o kodu bana yollaması ve onun karşısında benim bir şey çıkarmam gerekiyordu. Çıkaramadım. Ama Resident Evil Village'in aksine e, Ryzen zaten Mart ayında falan çıkmıştı diye hatırlıyorum. Mart'tan beri oynuyorum. Ve oyun hala daha tamamlanmadı da daha yeni tamamlandı. Yani oyunun finalini daha yeni oynayıp inceleme yazabilecek noktaya geldim. Oyunu yarım yamalık çıkarmışlardı çünkü. İşte bakalım bir sonraki video planımı kısa sürede onu çıkarmayı planlıyorum. Ondan sonrasında da hemen asıl e, hevesli olduğum kimsenin takmadığı oyunlar videosuna geçiş yapacağım. Ufak bir şey olacak bu. Büyük, büyük videolar gibi olmayacak o işte ne bileyim Digimon, Guardians Crusader o tarz bir şey. Daha böyle ufak tefek ilk başlangıç zamanlarında yaptığım kimsenin takmadığı oyunlara daha yakın bir şey olacak. E, şimdilik bu kadar. Beni desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Canlı da beklerim. Hadi bakalım bay bay.